Ülkeyi terk etmek istediğinizi ancak hükümetin buna izin vermediğini düşünün. Bir duvarın dünyayı görmenize engel olduğunu düşünün. Eskiden Doğu Almanya'da böyleydi. Bu durum birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için de geçerliydi. Kaçarken yakalanan birçok insan ağır hapis cezalarına çarptırıldı. O dönemde buna benzer bir olay yaşayan Thomas Lukov'la konuşma fırsatı bulduk. 1980'li yılların başında Thomas Lukov 18 yaşındaydı. Komünist Gençlik Örgütü'nden ayrıldıktan sonra 21 yaşında ülkeyi terk etmek istedi. Ancak sınıra yakın bir bölgede tutuklandı. Belli bir süre sonra bu çok açıktı. Bu ülkeyi terk etmeliydim. Gençtim, okumak ve dünyayı görmek istiyordum. Hareketli bir insandım. New York'a gitmeliydim. Thomas Lukov 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk döneminde ilk 5 ay izole edildi. En kötü anılarım arasında belirsizlik ve hiçbir şeyin gerçekleşmemesi bulunuyor. Moral kaybı bulunuyor. Bu otomatik hale geliyor. Sizi rahatsız ediyor. Televizyon izlemek ve radyo dinlemeye izin verilmiyor. Hiçbir şeye izin verilmiyordu. Haftada bir kez bir kitaba ulaşma şansımız vardı. Bu bile bizi mutlu etmiyordu. Zira kitaplar bile Sovyet Birliği'ni anlatıyordu. Gizli polis örgütü tarafından tutuklanan Thomas Lukov o dönemde yaşadıklarını anlattı. Lukov sorulara cevap bulamamanın zor bir durum olduğunu söyledi. Psikolojik bunalım süreci en kötüsüydü. Ne istediklerini kendi kendinize soruyorsunuz. Bu beni nereye götürecek? Burada kaç yıl kalacağım? Birileri serbest kalmam için ödeme yapmaya hazır mı? Bütün bu belirsizliklerden dolayı içim içimi yiyordu. 21 yaşındaydım. 22. yaş günümü hapiste geçirdim. Çevrem oldukça genişti ancak kısa süre içinde toplumdan koparıldım. Amaçlarının bu olduğunu düşünüyorum. Doğu Almanya'da Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi olarak siyasi mahkum bulunmuyordum. Thomas Lukov gibi muhalifler devlete karşı gelmek suçuyla yargılandı. 1949 ila 1989 yılları arasında yaklaşık 230 bin siyasi tutuklu vardı. Savaşın ardındansa bu sayı arttı. Bu insanlar ya Nazi'ydi ya da Sovyet gücüne baş kaldıranlardı. Entweder Nationalsozialisten waren oder Leute, die sich gegen die sowjetische Macht erhoben haben. 1980'li yıllarda komünist ülkelerde ekonomik durum kötüleşince rejimler kırılgan hale geldi. Ancak kimse milyonlarca insanın değişim isteyeceğini ve böylece özgürlüğe kavuşacağını düşünemezdi. Tutukluluk döneminden sonra bu sistemin 1000 yıl daha süreceğini düşünüyordum. Ancak geri planda neler olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emindim. Zira insanların sistemi desteklediğini biliyordum. Thomas Lukov geriye bakınca komünizmin bir felaket olduğunu, bunun savunulacak bir düşünce olmadığını söylüyor. Kendi ahlak dışı fikirlerini, düşüncelerini güçlendirmek amacıyla şiddet ve teröre başvuruluyordu. Bu konuda iyi olan nedir sorusu sorulmalı. Tüm bir kıtanın, Doğu Avrupa'nın ekonomik, ekolojik ve ahlaken çökmesine izin verirseniz, bu düşünce uzun süre geçerli olamaz. Thomas Lukov duvarın yıkılmasından sonra ailesiyle birlikte kendisine yeni bir hayat kurdu. Lukov son yıllarda farklı bölgelere seyahat ederek Doğu Almanya'da yaşananların nesilden nesile aktarılması için çalışmalar yürütüyor.